Söğütlü'ye bağlı Harmantepe Kalesi. Kalenin konumu da çok etkileyici bir konumda çünkü kale savunma amacıyla inşa edilmiş bir yapıdır. Ancak kaledeki Türk kahramanları bu tehdide karşı dik duruyorlardı. Ve kaleyi bulduk. Nihayet. Kale göründü. Kale karşımızda. Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Bugün size Sakarya'nın tarihi bir noktasını tanıtacağız. Söğütlü'ye bağlı Harmantepe Kalesi. Harmantepe Kalesi bölgenin tarihi yapılarından bir tanesi ve gelenlere de büyüleyici, farklı bir yolculuk sunuyor geçmişe dair. Evet, gerçekten de öyle. Kalenin inşaat tarihi tam olarak bilinmiyor. 12. ya da 13. yüzyıl olarak geçiyor. Bizans İmparatorluğu dönemine kadar uzandığı düşünülüyor. Ancak bugünkü yapı büyük ölçüde Osmanlı döneminde revize edilmiştir. Dostlar, kalenin konumu da çok etkileyici bir konumda. Çünkü Harmantepe yüksek bir tepenin üstünde ve kenarları da aslında çevresi de ormanlarla çevrili. Bu da ziyaretçilere muhteşem, güzel, doğal bir manzara sunuyor. Kale savunma amacıyla inşa edilmiş bir yapıdır ve dört köşeli bir dikdörtgen gibidir. Yüksek surları, burçları ve savunma kaleleriyle dikkat çeker. Size Harmantepe Kalesi'nin Türklük kavramının diriliş hikayesini anlatmak istiyoruz. Yıllar yılları kovalamış. Zamanın geçişiyle birlikte tarih sayfalarında pek çok kahramanlık hikayesi yer almıştır. Türk milleti çalışkandır. Ancak Sakarya'nın Harmantepe Kalesi'nin efsanevi hikayesi Türklük kavramının dirilişi için çok önemli bir rol oynamıştır. Bir zamanlar Anadolu'nun çeşitli köşelerinde hüküm süren Bizans İmparatorluğu kendi egemenlik alanlarını genişletmek amacıyla Sakarya'nın kalbindeki Harmantepe'yi ele geçirmeye çalışmıştı. Kale stratejik bir konumda bulunuyordu ve Türklerin ana topraklarına giden bir geçit olarak önemli bir rol oynuyordu. Bizans İmparatorluğu bölgenin zenginliklerini ele geçirmek ve Türklerin gücünü kırmak için kaleyi ele geçirmek istiyordu. Ancak kaledeki Türk kahramanları bu tehdide karşı dik duruyorlardı. Onlar yüreklerindeki vatan sevgisiyle donanmış, özgürlüklerini korumak için sonuna kadar savaşmaya kararlıydılar. Kaledeki Türk kahramanları, bilgeliği ve cesaretiyle ünlü olan Yıldırım Beyazıt'ın hükümdarlığı sırasında bir araya gelmişti. Bir gece aydınlık bir dolunayın altında Bizans İmparatorluğu'nun büyük ordusu Harmantepe'ye doğru ilerledi. Gecenin sessizliği, kale duvarlarında nöbet tutan Türk kahramanları tarafından bozuldu. Gözlerindeki inanç ve vatan sevgisi, ellerindeki kılıçlarla birleşti ve kapışmalar birçok askerin canını alan bir savaşa dönüştü. Savaşın ortasında, gökyüzünde birdenbire bir ışık huzmesi belirdi ve kahramanlara doğru ilerledi. Bu, Türk milletinin kaderini değiştirecek olan efsanevi bir kahramanlık ruhunun sembolüydü. Işık huzmesi, Türk kahramanlarını daha da güçlendirdi. Kalenin duvarlarından yükselen savaş naraları dağlardan yankılandı ve Bizans ordusunu dehşete düşürdü. Sonunda Bizans İmparatorluğu'nun ordusu geri çekildi ve Harmantepe Kalesi Türk kahramanlarının zaferiyle kurtuldu. Bugün Harmantepe kalıntıları Türk milletinin tarihi olan bağlılığını hatırlatır. Bu kalıntılar geçmişteki cesur kahramanların azmini ve vatan sevgisini temsil eder. Kesinlikle bu yapılar kalenin tarihini ve kültürel yapısını yansıtır. Ziyaretçiler kalenin içine dolaşarak tarihi bir yolculuğa çıkabilirler. Ayrıca kale çevresinde yapılan arkeolojik kazılarda birçok tarihi eser de bulunmuştur. Bunlar kalenin geçmişi hakkında daha detaylı bilgi sahibi olmamıza yardımcı oluyor.
Şimdi dostlar tabii şunu demeden geçemeyeceğim. O kadar güzel bir yer ki aslında. Ama o kadar bakımsız kalmış ki. Yani gelirken yolu bulmak çok zor. Yani buraya hiçbir şekilde herhalde en son Osmanlı döneminde yapılmış o tamirat işleri. Ondan sonra hiçbir şekilde bir şey yapılmamış gibi duruyor. Yani burası bakınca ne savaşlar görmüştür, ne oklara ne toplara dayanmıştır. Ama bu bakımsızlığa gerçekten artık daha fazla dayanacak gibi gözükmüyor. Kaybolmuş çünkü zaten. Yani bulmak çok zor. Şimdi de otların, yabani otların içinde kaybolmuş. Burada birazcık yani biz ziyaret ederek önce sahip çıkabiliriz. Sonra da belediyeler birazcık daha bu konuda bence hassas davranmalı. Çünkü burada gerçekten bir tarihi değer yatıyor. Bu konuda biraz vefalı olalım lütfen. Umuyoruz ki bu video Harmantepe Kalesi hakkında bilgi sahibi olmanız için faydalı olmuştur. Eğer tarihe ilgi duyuyorsanız ve böyle doğal güzellikleri seviyorsanız Harmantepe mutlaka gelmeniz gereken bir yer. Şey yok aşkım. Neyse, müretimize bak. Mia. Dur anne. Ah, çiçeklerin çok güzel. Alayım mı anne Mia? Al. Mia gel. Gel kucağıma kısa. Hani öyle olsun bari. Gel Mia nerede gelsin. Gel kısa. Hoppa. İşte ne kadar güzeldi bir kız bu. Evet dostlar, gidiyoruz bir yerlerden ama yol ne bileyim yanlış sanki, değil mi Filiz? Bulabilecek miyiz bir yer? Tarlaların dibinden gidiyoruz, ilerlemesi de zor. Bu yol çok emin değilim ama navigasyonun gösterdiği yol bu. Yani şu an şöyle göstereyim dostlar. Şöyle bir yoldan gidiyoruz. Bayağı tarlaların yanındayız.